Hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen soruya giriyorum. Evet. Madem Türkiye'de ekonomik kriz var, herkes demeyeyim ama birçok kişi artık bu ülkeden gitmenin yollarını arıyor. Karadağ da hani ilk akla gelen ülkelerden, çünkü vizesiz, doğası güzel, insanları güzel gibi gibi. Peki, biz neden dönme kararı aldık? Neden kalmadık? Büyük umutlarla gitmiştik. Yani bize biraz bunlardan bahsedebilir misin? Her zaman iyi yanlarını görmek gerekmez. Bir de bu taraftan bakalım. Yani öyle bir ülke varken neden dönmeyi tercih ettik? Aslında en son söylenecek şeyi en başta söyleyeyim. Bize hayal ettiklerimizi tam olarak vermeyeceğini düşündüğümüz için geri döndük. Orada çalışmak iki şekilde olabiliyor çünkü. Bir iş bulabilirsiniz ya da kendi imkanlarınızla bir iş yaratabilirsiniz, iş kurabilirsiniz. İki seçenek de bize tatmin edici gelmedi. Her anlamda, ekonomik anlamda da bize verebileceği manevi ya da katabileceği manevi şeyler anlamında da. Yani ben direkt bunun cevabını vereyim ama niye Karadağ'a gittik kısmı biraz daha farklı. Aslında Karadağ'ın PR'ı çok güzel yapılıyor. Çünkü Karadağ vizesiz gidilebilen tek ülke değil Türk pasaportu olanlar için. Yakınlık açısından belki değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi reklamı çok güzel yapıldığı için biz de orayı tercih ettik. İklim olarak da yakın bize. O anlamda tercih ettik ama yani geri dönme sebebimiz, en büyük sebebimiz şu: orada harcayacağımız enerjiyi ve maddi imkanları başka yer içinde kullanabiliriz. Yani bunu fark ettik. Yani çünkü Karadağ öyle çok ucuz bir ülke değil. Tabii ki de ucuz diğer ülkelere göre ama Avrupa standartlarına çok yakın. Yani fiyat olarak yakın. Tabii, günlük yaşam açısından söylüyorum. Sonuçta bu günlük yaşam açısından harcayacağınız ücretler, yani ödeyeceğiniz paralar, sizin iş kurmanız için de geçerli, diğer aktiviteleriniz için de geçerli. Yani totale vurduğunuzda aslında diğer Avrupa ülkeleriyle yakın. Niye bu hani kurşunu Karadağ'da harcayalım diye düşündük. Aslında o yüzden biz geri döndük. Yani temelinde bu var. Ya o zaman peki mesela Türkiye'de yaşayan biri, hani burada artık orta kesimde çok fazla insan kalmadı ama belli standartlara sahip olan biri diyelim, Karadağ gitse, ya sence mutlu olur mu? Bu çok kişisel bir soru ama çok fazla soru geliyor işte. Şöyle yapabilir miyiz? Böyle yapabilir miyiz? Şu kadar paramız var, yeterli olur mu? Hangi şehri güzeldir? Yani Türkiye'den giden herhangi biri mutlu olup kalmak isteyebilir mi? Biz mesela büyük umutlarla gittik. Dediğin sebeplerden dolayı dönmeyi tercih ettik. Yani reklamları yapıldığı gibi bir ülke değil. Belki en başta öyleydi. Ha, yine değil ama ama bir şekilde bir illüzyon yaratılıyor. Yani soru şu. Giden biri mutlu olur mu? Türkiye'den giden biri. Burada belli bir standarta sahip insanlar. Şimdi bu soruyu şöyle cevaplamak lazım. Burada yaptığı işi orada yapacak mı? Yani her şeyin karşılığı yok çünkü orada. Sağlık sektöründe bir çalışansanız burada çalıştığınız şekilde orada çalışamayacaksınız. Yani sonuçta işin içine bir dil şeyi girecek, opsiyonu girecek. İnsanlarla sürekli iletişim halinde bulunmanız gereken bir iş yapıyorsanız oraya gittiğinizde Karadağcı'yı biliyor olmanız gerekiyor. Bir kere en temelinde bu var. Hani mutlu olur mu, olmaz mı? Maddiyat olarak sadece değerlendirsek, bütün bu işte dil, yeni bir ülkeye yerleşme, yeni yerleri keşfetme vesaire hepsini açtığımızı varsayıyorum. Tabii ki de maaş olarak tatmin ediyor, maddiyat olarak, ama bütüncül bakmak gerekiyor. Tek bir seçenek yok çünkü. Yani burada işte Türkiye'den, yani soru şu aslında: oraya gitmek için genelde insanların, yani Türk vatandaşlarının yurt dışını tercih etmesinde kullandıkları soru şu: ya ben burada iki şeyden rahatsızım. Yani günlük hayatımı rahat yaşayamıyorum farklı sebeplerden dolayı. Bir diğeri de maddi olarak yeterli seviyeye gelemiyorum ya da yetmiyor bana maddiyat. Şimdi bu ikisi tamam, güzel sorular ama hani sadece bu ikisiyle yaşamıyoruz günlük hayatta. O yüzden hepsini güzel değerlendirmek lazım. Birkaç örnek vereyim ben. Aslında çevremizde hem orada yaşayan hem oraya gitmek isteyen arkadaşlarımız var. Şu anda yaşayan arkadaşlarımızdan bir tanesi, Karadağ'da devam ettiren, yani hayatını orada devam ettiren arkadaşlardan bir tanesi, İşinden memnun. Yani maddi anlamda Türkiye'de kazandığından zaten fazlasını kazanıyor. Ve
rahat edebileceğini düşünüyor önümüzdeki dönemlerde de. Ama bu herkes için uygun olmayabilir. Bir diğeri de Karadağ'a gitmekten vazgeçen bir arkadaşım da var. Belki hani kardeşim kadar severim kendisini. Kendisi kuaför. Yani bana darılmaz bunu söylediğim için. Daha yani birkaç ay öncesinde Dubai'ye gitmiş ve Dubai'de hani kuaför yeri açarım kendime, mesleğimi orada yaparım diye. Orada farklı kişiler yapıyormuş. Orada Hindistanlıların elindeymiş bu iş. Ama olmadı vesaire dedi. Yani işte Avustralya olur mu dedik. İşte yani oraya gidebilirim istesem dedi ama gitmek istemiyorum. Niye dedim gitmek istemiyorsun? Çünkü dedi ben dedi işte paramı biriktireceğim dedi. İşte Ferrari ile mesela dedi geleceğim dedi Türkiye'ye. Şimdi bu bakış açısı ne beklediğinize bağlı. Avustralya'da bunu kazanabilir mi? Belki kazanabilir ama arabayla buraya gelemez. O yüzden sizin hayattan ne beklediğinize bağlı. Yani şu da bir örnek olabilir. Amerika mesela senelerdir bize işte fırsatlar ülkesi diye anlatılıyor ama o da öyle değil. Sonuçta her gittiğiniz yerde ekstra ekstra çaba harcamanız lazım ve siz oraya farklı bir kültür içinden geliyorsunuz. Ha, Balkan ülkeleri bizim kültürümüze çok uzak değil. Karadan böyle bir avantajı var ama onun da dil problemi var. Evet. Eğer yaptığınız iş buna uygun değilse tabii dil seçeneği için. Herkes İngilizce bilmiyor öncelikle. Tabii. İster istemez o sıcaklığı sıcak insanlar ama göremeyebiliyorsunuz. Yani onların dilini konuşmuyorsunuz. İngilizceyi gelen turistler konuşuyor. Onlar da anlaşmak için garsonlar vesaire konuşuyorlar ama Karadağ'ın dilini bilmek gerekiyor yaşamak için. Bunu da soruyorlar çünkü. İngilizce bilerek de yaşanılabilir gayet. Ama hani yabancı hissetmemek için kendinizi oraya ait hissetmek istiyorsanız hani öğrenmeniz gerekir. Bir de şöyle bir soru sorayım sana. Şimdi tamam biz gittik. Güzel bir ülke ama hani o çabaya ve paraya değmeyeceğini fark ettik özetle. Ve döndük çünkü çok kısıtlı bir imkanla gitmiştik zaten. Peki orada işte dükkan kiraları, işte iş yapma potansiyeli olan iş kolları, işte şirket kurmak isteyenler için bu hani saydığım maddeler arasında senin tavsiye edebileceğin bir şey var mı? Gözlem anlamında söylüyorum. Mesela İşte çünkü biz de bazı iş planlarıyla gitmiştik oraya. Aklımızdaki şirket kurmaktı bizim de. Tabii bir şey yaptık hatta hani burada araya gireyim. Bu olmazsa bu olur, bu olmazsa bu olur diye alternatifli gittik. Evet çünkü şöyle sorular geliyor. Örnek vereceğim. İşte ben dövme yapıyorum. Gitsem işte Kotor'da dövmeci dükkanı açsam tutar mı? Ya da işte şunun üzerine şirket kursam olur mu? İşte ben sağlık memuruyum orada bu işi yapabilir miyim gibi gibi. Şimdi biz de birçok şeyle gittik kafamızda. Ama gördük ki çok ciddi maliyet ve hani getirisi olacak mı bunun da bir garantisi yok. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani en azından gözlemlerimize dayanarak hem tecrübemiz hem orada yaşayan işte arkadaşlar, dönenler ya da bu konuda bir yorumda bulunabilir misin? Yani bu çok genel bir şey ama benim kendi şahsi bakış açım bu tarz durumlara şu. Tabii ki de bir mesleğiniz varsa ve iş teklifi alıyorsanız herhangi bir yerden bu şehir değiştirmek de olabilir Türkiye içinde, ülke değiştirmek de olabilir. Bu sizin için bir avantaj. Yani bu işinize devam edebilirsiniz eğer işinizi de seviyorsanız. Ama gidip bir yerde iş arama bu bambaşka bir şey. Yani çok farklı yerlere gidiyor. Karadağ da buna çok uygun bir yer değil. O yüzden gidip kendi işini yani ya da bir şekilde iş kurarak o kendi işinin sahibi olma fikri Karadağ için daha mantıklı. Yani kefenin ağır basan taraflarından bir tanesi bu. Benim de kendi gözlemim karşı taraflar yani orada yaşayanlardan ya da bunu tecrübe etmiş kişilerden aldığımız geri bildirimler de bu şekilde. Zaten bu yüzden iki tane video çektik. İki farklı danışmanla. Evet. Onlara soralım istedik. Siz de onlara sorun istedik. Çünkü biz bu konuda çok yetkin değiliz. Ama ben kendim Karadağ'dan vazgeçmemiş olsak, devam edecek olsak ne yapardım sorusunun cevabı kendim için. Kendi işimi kurardım. Ben senelerdir karavan üzerine çalışıyorum. Bunun tasarımlarını yapıyorum. İşte yani mobil yaşam üniteleri üzerine çalışıyorum aslında. Ama mesela bu da yapılabilir orada ve Karadağ sadece Karadağ olarak düşünmemek lazım. Balkan ülkeleri olarak düşünmek lazım. Belki de Avrupa olarak düşünmek lazım. Hani bunu yapabiliyorsanız, bunun ticaretini yapabilecek bir iş yapıyorsanız kesinlikle kendi işinizi kurmak. Çünkü
yani buna göre hareket edebilirsiniz. Ama tabii ki de bunun için bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Bu bizim istediğimiz tarza çok uymadığı için biz vazgeçtik. Biz daha hareket edebileceğimiz işler tercih ediyoruz. O yüzden mümkün olduğunca işlerimizi online'a taşıyoruz. Senelerdir biz uğraşıyoruz bunun için bu arada. Bizim için birkaç aylık bir macera değil. O yüzden de hani ben oraya gideyim, hadi olsun. Hani bunu üzülerek söylüyorum ama bu çok rasyonel bir yaklaşım değil. Kritik nokta şu. Para birimleri bizimkinden çok daha değerli. Tabii. Bir hani Avrupa ülkesi olmasa bile harcamalarınızı ona göre yapmanız lazım. Yani ona göre düşünmeniz lazım. Bir Avrupa ülkesinde geziyormuşsunuz gibi, yaşıyormuşsunuz gibi harcıyorsunuz. Ve orada bir şirket kurmak işte zaten ciddi maliyet. Hani ilk başta kurulumda belki gerekmeyecek ama sonrasındaki masraflar ya da orada gerçekten bir iş yapacaksanız bunun masrafları, dükkan kiraları, işte malzeme paraları ve böyle bir aylık falan vermiyorsunuz bunu. İşte 6 aylık, 1 yıllık sözleşme imzalıyorsunuz gibi. O yüzden tamam, gittiğin zaman orada şey yapabiliyorsun belki. Hani alım gücü yüksek mesela, onların kabul ediyoruz bunu. Ama biz TL ile gitmiş oluyoruz ve TL ile bir iş kurma fikriyle gidiyoruz. Ha, orada dikiş tutturduktan sonra ve euro kazandıktan sonra işler elbette değişecek. Çünkü gerçekten rahat yaşıyorlar. Ama başlangıç için söylüyorum, bir şeyleri göze alabilmek gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ya, eklemek istediğim çok şey var ama yani bizim aslında bu videoyu paylaşsak mı paylaşmasak mı konusunda kararsız kalmamızın sebebi şu. Karadağ'a nasıl gittim? Karadağ'da nasıl kaldım? Videosu çok var. Yani bir de Karadağ'dan neden vazgeçtim videosu olsun. Çünkü bu da önemli. Artılarını eksilerini iki kefeye koyup değerlendirmek için böyle bir şey yapmak gerekiyordu diye düşünüyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Gene hani sorusu olan arkadaşlar varsa, hani biz elimizden geldiği kadar dönüyoruz demeyeceğim. Gerçekten hemen hemen hepsine döndük herhalde. Evet, dönüyoruz yani. Yine Instagram'dan da böyle yazanlar oluyor. Burada yorumlara da yazanlar oluyor. Cevap veremediğimiz sorular için iki tane video bıraktık. Kanalımızda var. Gerçekten çok hani sadece izleyin diye demiyorum ama biz de çünkü gitmeden deli araştırmalar yaptık. Kaynağa ulaşmak, evet internette birçok şeye ulaşabiliyorsunuz ama doğru bilgi, doğru kişiye ulaşmak kolay olmuyor. Çok fazla bilgi kirliliği var ve çok fazla reklam var. Reklamı yapılan bir ülke. Hani izlemek isteyen, merak eden, gerçekten gitmeye niyeti olan insanlar izleyebilirler. Küçük 20-30 saniyelik bir özet geçeyim. Yani yanlış anlaşılmasın. Karadağ ya işte gitmeyin gibi bir şey değil bu. Sadece şunu değerlendirmek önemli. Karadağ gitmeye karar verdiyseniz ne yapacağınıza da karar vermeniz gerekiyor. Sadece Karadağ değil. Çünkü Karadağ tek alternatif değil. Eğer oraya gitmeye kesin karar verdiyseniz, biz bu arada Karadağ'ı gerçekten sevdik. Sadece orada yaşamak bizim planlarımıza çok uymadığı için vazgeçtik. Eğer bunu da düşünüyorsanız bir danışmanla çalışmanız iyi olur. Biz güvenilir danışmanları ararken karşımıza çıkan iki danışmanla zaten böyle bir video çektik, sağ olsun. Hani bir işbirliği yapmadık aslında onlarla, rica ettik. Onlar da bizi kırmadılar sağ olsunlar. Onlara da ulaşabilirsiniz. Yani aslında özetle bütün olan bu. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim.